Hayırlı Ramazanlar, Ramazan'ın vermiş olduğu bolluk ve bereket sofralarımızdan hiç eksik olmasın inşallah. Bugün sizlere 3 farklı tarifle pide tarifi hazırladım arkadaşlar. Biliyorsunuz Ramazan pidesiz olmaz. Tariflerimin hepsi harika arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin ve iyi seyirler diliyorum. Bir hamurdan iki farklı pide yaptım arkadaşlar. Biri yağlı pide, diğerleri de normal yumurtalı pide yaptım. Yapımı çok kolay. Dikkat ederseniz sizler de harika pideler yapabilirsiniz. Öncelikle hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz 250 ml ılık su, 1 tane yaş maya, 500 gram un, 2 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık yarım çay bardağı da sıvı yağ. Evet, tüm malzememiz bunlar arkadaşlar hamurumuz için. Öncelikle mayamızı ılık suda eritelim. Daha sonra mikser kabımıza tüm malzemeleri alalım ve yoğuralım. Özlü bir hamur olması için 10-15 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Ben bu şekilde Thermomix'te yoğurduğum için çok kısa bir sürede hamurumu elde ettim. 5 dakikada. Sizler normal mikserde 10-15 dakika arası yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamuru yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi yaklaşık iki katına mayalandı. Ve oldukça özlü bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuz hiç kopmuyor. Hamurumuzu tezgaha boşaltalım ve 3 eşit beze yapalım. Hamurumuz özlü bir hamur olduğu için tezgahta zaten yapışmıyor. Çok kolay bir şekilde beze yapıyoruz. Un kullanmadan. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bezeler yapalım. Ve üzerine örtelim kurumaması için. Yaklaşık bir 10 dakikada bu şekilde mayalanmaya bırakalım. Mayalanan bezemizi elimizle üzerine bastırarak tabak büyüklüğünce açalım. Bu yaptığımız pide arkadaşlar yağlı pide oluyor. Yani yağlı çörek tarzında bir pide. Ortasına eritilmiş, oda sıcaklığında erimiş yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Ve üzerine kapatıyoruz. Bu yağ hamurumuza yediriyoruz. İçe katlayarak bu şekilde tereyağımızı hamurumuza yedirteceğiz. Evet, bezemize yağ yedirdik. Gördüğünüz gibi yumuşak bir beze elde ettik. Şimdi elimizi alalım. Merdane ile açmayacağız çünkü oldukça yumuşak olduğu için hem merdaneye çok yapışacaktır hem de tezgaha çok yapışacaktır. Bunun için yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsisine hemen bezemizi alalım. Elimizde birkaç kez yağ ile yağlayalım. Daha sonra üzerine bu şekilde bastırarak büyütelim. Zaten çok çabuk büyüyor. Gördüğünüz gibi çok çabuk açılıyor. Bu arada parmağım kanadığı için iki elimle birlikte yapamadım. Bir gün öncesinden çok küçük bir bıçak kazası yaptım. Bunun için yaram kapanmıştı. Çok suyla birlikte oynadığım için tekrar açıldı. Bunun için tekrar yara bandı yaparak elimi hamura kullanabildim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yağlı pidemiz bu şekilde hamurunu elde etmiş olduk. Ve üzerine sosu için bir tane yumurta sarısı, 2 yemek kaşık yoğurt. Karıştıralım. Elde ettiğimiz bu sostan her yerine gelecek şekilde fırça ile sürelim.
Hamurumuzu sos ile kapladıktan sonra keserek şekil verelim. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde kareler yaptım. Ve bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika tepsi mayası yapalım. Tepsi mayası yaparken bu esnada ikinci bezemizi alalım. Tezgaha yağlı kağıt koyalım ve yağlı kağıdın üzerinde bezemizi açalım. Bu şekilde daha pratik oluyor arkadaşlar. Böyle yapmanızı tavsiye ederim. Elimizle bastırarak şekil verelim. Zaten çok çabuk açılıyor. Merdane kullanmanıza hiç gerek yok. Oval şekli vererek pide şeklini verelim. Evet, bu şekilde ince uzun bir şekilde pidemizi hazırlayalım. Daha sonra üzerine yumurtalı sosumuzdan dökelim ve parmaklarımızla şekil verelim. İç kısımdan başlayarak dışa doğru tırnaklarımızla bastıralım ve ters çevirelim. Aynı şekilde devam yapalım. Fırını önceden 220 dereceye ısıtıyoruz ve yağlı pidemizi, yağlı çöreğimizi önceden ısınmış fırına veriyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika arası kontrol ederek pişireceğiz arkadaşlar. Önce 220'de, daha sonra derecesini artırarak son dakikalarda renk almasını sağlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi pidemiz artık çok güzel kızardı, renk aldılar. Fırından çıkartalım ve daha önceden yaptığımız pidemizi fırına verelim. Gördüğünüz gibi süresi bitmeden oldu arkadaşlar. 4 dakika kala çıkarttım ve diğer yaptığım pidemi fırına verdim. 210 derecede yaklaşık 17-18 dakika pidemi pişirdim. Evet, yağlı pidemiz arkadaşlar bu şekilde görünüyor. Üzerine temiz bir bez ile kapatalım. Bu şekilde birazcık bekletelim. Ve ben 3. bezemi yapmaya başladım bu esnada. 2. pidem fırında pişerken 3. pidemi hazırladım. Tezgaha yağlı kağıt koydum. Yağlı kağıt üzerine tekrardan 3. bezemi pide şekli vererek açtım. Şekil verdikten sonra sosumuzdan koyuyoruz. Her yerine sürüyoruz ve tırnaklarımızda önce ortadan başlayarak dışa doğru şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ara bırakıyoruz biraz da ve bu sayede kare şekli vermiş oluyoruz. Ve orta kısmına ben bu şekilde ismimi yazdım, Nur diye, çörek otu ile. Geri kalan kısmına da susam serptim. Dilerseniz hiçbir şey serpmeden de yapabilirsiniz. Susam veya çörek otunu karışık da kullanabilirsiniz. Veya değişik şekillerde isim yazabilirsiniz. Tamamen size kalmıştır. Evet, pidelerimiz bu şekilde görünüyor. Yağlı pidemiz, yumurtalı pidemiz. İnanılmaz yumuşak oldu arkadaşlar ve çok lezzetli bir pide oldu. Kesinlikle sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Hem bir hamurdan değişik değişik çeşitler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamur malzememiz aynı fakat yapılış şekilleri değişik olunca değişik tarifler ortaya çıkıyor.
Evet, üçüncü pidemiz de piştiler. Hepsi harika oldular. Üzerini kapattım. Birazcık böyle 5-10 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra sizlere yağlı pidemizi göstereceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar yumuşaklığını. Evet, kesinlikle sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Evet, ince ve yumuşak ve tereyağının verdiği lezzetle mükemmel oldu. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorum ve beğenilerle kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere pide tarifiyle geldim arkadaşlar. Hatırlarsanız GH Ferrari pizza makinesi almıştım. Taş fırın makinesi arkadaşlar. Alınca da hemen pide ve etli ekmek lahmacun yapıp sizlerle tarifimi paylaşmıştım. Acemilikten birazcık yanmıştı ama artık bu makinede ustalaştım. Sizlere de göstermek istedim. Tekrardan tarifi paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz. Bir tane yaş maya, bir yemek kaşık şeker, yaklaşık 2,5 bardak ılık su. Mayayı şeker ve bir bardak ılık su ile ilk başta eritiyoruz. Sonrasında geri kalan suyumuzu ekliyoruz. Bir yemek kaşık tuz ve 1 kilo un ekleyip hamurumuzu 5 dakikada dilerseniz mutfak şefinde, mutfak robotunda ya da elinizle hamuru güzelce yoğuralım. Özlü bir hamur olsun arkadaşlar. Elde yoğuracaksanız yaklaşık bir 10-15 dakika arası yoğurmanızı tavsiye ederim. En son bardağı da arkadaşlar ben bu şekilde kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Toplamda 2,5 su bardak ılık su kullandım. Evet, daha bir parlak olması için ve yumuşaklık vermesi için de 1-2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. En son aşamada 1-2 dakikada bu şekilde yoğurduktan sonra hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurum aslında hiç kopmuyor. Özlü bir hamur elde ettik. Üzerine birazcık un serpiyorum ve kapağını kapatıyorum. Oda ısısında hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Kışın oda ısısı daha yüksek olduğu için daha çabuk mayalanıyor arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat içerisinde gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi pidemiz için sos hazırlayacağım. Kullanacağınız malzemeye göre yumurtasını artırabilirsiniz. Bir tane yumurta, 2 yemek kaşık yoğurt. Hepsini güzelce çırpalım. Hamurumuzdan bezeler yapalım ve yaklaşık bir 15 dakika kadar dinlendirelim. Dinlendirince daha güzel açılacaktır. Evet, dinlenmiş olan bezelerimizi alacağız. Mısır unu ve un karışımı ile pidemizin tabanını unluyoruz. O şekilde arkadaşlar.
Hazırlamış olduğum sostan yaklaşık bir yemek kaşığı dolusu koyuyorum ve elimle gördüğünüz gibi tırnaklarımla bu şekilde form veriyorum. Aynı işlemi diğer yapmış olduğum bezelere de uyguluyorum. Dinlenince çok güzel açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parmağımızda verdiğimiz şekiller sonrasında çok güzel kabaracak. Pizza makinamızın bu şekilde kürekleri var. Tabanını mısır unu ile unluyorum. Elime aldıktan sonra birazcık büyütüyorum. Gördüğünüz gibi. Üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. Pizza makinesini arkadaşlar önceden bir yaklaşık 6-7 dakika ön ısısını yaptım. Isınmış olan pizza fırınında pişireceğim. Gördüğünüz gibi önden ısıtmış oldum. Küreklerle birlikte bu şekilde hemen ortasına bırakıyorum. Yaklaşık 5-6 dakikada pidem pişmiş olacak. Pidem pişerken bu esnada ben diğer pidelerimi hazırlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi pidemiz çok güzel pişmeye başlıyor. Arada bu şekilde açalım ve çevirelim arkadaşlar. Çünkü ısıtma teli yukarıda her yerine eşit bir şekilde dağıtmadığı için bu şekilde kendimiz pidemizi birkaç sefer döndüreceğiz. Ve gördüğünüz gibi asla yanma yok ve harika pişti arkadaşlar. Ve her pideden sonra fırınımızın zemin katını bu şekilde temizliyoruz. Gibi harika pişiyor. Asla yanma yok. Ve derecesini de asla sonuna açmayın. Bunu da belirtmek istiyorum. Yaklaşık 2 derecede, en fazla 2 derecede olsun arkadaşlar. En son dereceyi asla açmayın. Yoksa çok çabuk yanma olur. Ben ilk yaptığımda o hatayı yapmıştım ve pideler üzerisi çok kızarmıştı. Bu şekilde pişiriyorum. Şimdi size göstereceğim. Görüyorsunuz pamuk gibi. Harika oluyor. Gerçekten tüm yemeklerin yanında yiyebilirsiniz arkadaşlar. Lezzeti bambaşka. Ramazan pidesi olarak da yapıp yiyebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma abone olup zil sesini açmayı da lütfen unutmayalım. Paylaştığım videoların sizlere bildirim olarak gelsin. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.